ve köşegenler dik kesişir. Ve köşegen parçaları birbirine eşittir. Bu yüzden 3 3 olacak. 3 4 5 üçgeninden cevap C şıkkı. Karede köşegen önemlidir. Bu yüzden köşegen çizmek lazım. Çünkü 45 45 derece diye ayırır. Böylece bakın bazen özel üçgen olur. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. Bu arada karenin kenarları xx olduğu için köşegen x kök 2 olacaktır. Haliyle x de arkadaşlar 4 kök 2 olur. D şıkkı. Üçgenler üçgene olduğu için 60 derece. Yine 60 derece. Z'den dolayı bakın. Buradaki şöyle bakın. Z'yi göstereyim. Z'den dolayı k'cısı da 60 derece. O zaman kp bir dış açı ortaya oldu. 45-45-90 derece malum köşegen aynı zamanda açıortaydır karede. Bu yüzden CP de bir iç açıortay. Demek ki aslında burada bir iç açıortay, bir dış açıortayın geçtiği yerden ikinci dış açıortay da geçer. Bu yüzden PQ da bir dış açıortaydır. Burası 60 derece K açısı 90 derece geriye kaldı 30. 150'nin yarısı 75-75 olacak D şıkkı. Dönen noktalar A ve B noktaları onlara dikkat edelim. Şimdi 10 olduğu için bir kenar 10 10 10 kök 2 arkadaşlar. Dolayısıyla AO uzunluğu 5 kök 2. Şimdi biz bu AO doğrusunu daha doğrusu A noktasını 45 derece döndürdüğümüz zaman aslında AO doğrusu da böyle 45 derece hareket edecek. Ve kare yeni görüntüsü gördüğünüz gibi böyle olacak. Yani şu sağdaki görüntü. Dolayısıyla burada uzunluk değişmeyecek. 5 kök 2 olduğu için yine burası 5 kök 2'dir arkadaşlar. Şimdi bir de sonuç olarak burada şu P diyelim buraya. AP uzunluğu 5. AH'ı da soruda bize 7 olarak vermişti arkadaşlar. O yüzden şuradaki uzunluk 12 birim olacak. Yine böyle yaparsak burası da 12. Ve şuradaki uzunluk da bakın 5 kök 2 eksi 5 olacak. Neden? Zaten karenin şöyle O noktasının bakın şu kısmı olan uzaklığı 45-45-90'dan OP uzunluğu 5. O yüzden burada da yine OP uzunluğu 5. Dolayısıyla A üssü P de 5 kök 2 eksi 5 olur. Burada da T desek yine 5 kök 2 eksi 5 olacak. KH'ı soruda bize 5 kök 2 verdiği için 5 kök 2 eksi 5'i çıkarırsak Böylece KT'ye 5 kalır. Zaten 12 bulduk. A üstü K 13 oldu. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi yine şu uzunluğa dikkat. Burası 5 birim. BR'yi soru bize 5 kök 2 vermiş. O zaman yine PR uzunluğu 5 artı 5 kök 2. Şöyle buranın zaten köşegenden dolayı 5 kök 2 olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle uzatırsam 5 olacak. Tamamının 5 kök 2 artı 5 olması için. Şu zaten uzunluğu 5 olduğunu biliyorduk. Burası yine 5. LR'nin de 7 olduğunu vermiş. Demek ki LB de arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 oldu. Toplamları 26 D şıkkı. Şu üstteki 22 derece, 23 derece olduğu için arkadaşlar 45 derece oluyor ya burası. CFB'yi şöyle üste yapıştıracağım. Şu şekilde bakın. Ee, burası 22 derece. Şu üçgeni dediğim gibi üste yapıştırıyorum. Şimdi burada 22-23 daha 45 derece oldu. Son arkadaşlar 23, de, 22 daha 45, 90'dan dolayı yine ECF de 45 derece olacak. Şimdi CF yapıştırdığımız için şu üstte TC'ye eşit arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir açı ortay ve kollar eşit görüyor musunuz? O zaman aslında bu bir deltoittir. Bu yüzden TE ile e, F de birbirine eşittir. Tabii ki köşegen açı ortaya olduğu için E de X olur arkadaşlar. Bundan dolayı 90, 23, X de 67 olacaktır. B şıkkı. 45 derece köşegenden dolayı 90 derece. Burası da 15 derece arkadaşlar. 15, 75, 90 üçgeninden dolayı bakın. Taban yüksekliğin 4, 4 katı haliyle kök 2 oldu. AH, 30'un karşısı kök 2 ise 90'ın karşısı 2 kök 2, köşegen 2 kök 2 olduğu için kenarlar 2 2, alanda 4 olacaktır A şıkkı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Benzerlikte aslında söylediğim şeyler. Bakın dörtgenlerde artık bazı noktalarda takılıyorsanız aslında üçgenler eksiğiniz var demektir. Ben şunu söylerim. İç içe geçen 90'lar olduğu zaman böyle alfa beta diye gitmek lazım. Burada da... Bakın burası bir 90 derece EBF açısı alfa beta desek sonra yine 90 dereceden dolayı buraya da alfa desek gördüğünüz gibi şu üçgen alfa beta 90 yine bu CBF üçgeni alfa beta 90 oluyor. Böylece beta'nın karşısı ve beta'nın karşısı eşit olduğu için Demek ki bu üçgenlerin benzerlik oranı CB'nin BA'ya oranından dolayı 1 yani eşlik geldi. Bu da şu demektir. Alfanın karşısı 3 kök 2 olduğu için CFD demek ki EA da 3 kök 2 olmalıymış. Böylece bir kenarını bakın ne güzel 4 kök 2 bulduk. 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 oldu. Zaten eşlik gereği aynı şekilde BF de 5 kök 2 oldu. Cevap buradan 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2 alan 25 birim kare E şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir kere burada K noktası orta nokta. İlla orta nokta olmasına gerek yok. Oran olması yeterli. 2'ye 3, 1'e 2 falan da olabilirdi. F noktası orta nokta. Benim bu karenin alanını bulmak için bir kenarına ihtiyacım var. O yüzden de işin içinde dik üçgenler olduğunda, oran olduğunda kesinlikle bir paralel düşünmek lazım. Peki nereden paralel çekeceğiz? Oran olan yerden paralel çekmek güzeldir. Özellikle dik kenara paralel çekebiliyorsanız. Mesela K'dan çekmek gibi. O zaman mantıklı olur. Mesela F'den çeksek belki bu da mantıklı olabilir. Burada bir D, E, C, B yamuğunda F, T orta taban oluyor ama. Şu sanki daha güzel bakın. O yüzden yani bunları böyle hissederek mi çözeceğiz? Evet aslında biraz deniyorsunuz. Denedikten sonra bazısının diğerlerinden daha kolay olduğunu görüyoruz. Yoksa oran olan noktadan paralel çekmek yanlış değil. Şöyle bir KT orta tabanı. Burada şimdi artık kesirlerle uğraşabiliriz diye ne olur ne olmaz ben şöyle bir yazayım. 4A 4A diyeyim. Burası da arkadaşlar 2A olacak orta tabandan. Dolayısıyla karşı kenar 8A olur. Şimdi 2A'nın 8A'yı oranı ne olmak zorunda? 1 bölü 4. 1 bölü 4 olması için ET'nin TA'yı oranı 1 bölü 4 olması gerekiyor. O zaman şöyle X desek. Burası da arkadaşlar 3x olur. Tam t orta nokta olduğu için e, haliyle EB'ye de 2x kalacak. O zaman 8a ile 6x aynı şey oldu. Demek ki aslında benim burada e, harf verirken artık neyi anlıyorum? 8, 6'nın o ok, 24. 24'ün katı bir şey vermek mantıklıymış. O zaman 12a, 12a diye düzeltiyorum burayı. Sonra... Tamamen yarısı 12A olacak. Burası 4A olacak. Bakın burası da 8A olacak. Bunu böyle yapmasanız olur mu? Olur. Sadece biraz kesirlerle uğraşmış olursunuz arkadaşlar. Hemen artık bu 2A yazdığımız yerde 12A'dan dolayı yarısı olacak. 6A. Gördüğünüz gibi burada Pisagor 6A'nın karesi 36A kare. 4A'nın karesi 16A kare 52A kare yapar ki bunu yapa yapa alışmışsınızdır. 2 kök 13A bu da kök 13'e eşit. Demek ki A buradan 1 bölü 2. A 1 bölü 2 olduğundan bir kenar 12 birim olmuş oldu. Alanda 144. 30 derece döndürdüğümüz zaman şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Şimdi bu AB kenarı döndürdüğümüz zaman aslında A üssü B'ye dönüşüyor. Böylece artık şunu söyleyebiliyoruz. Burası Şöyle şunu bir kaldırayım. Evet burası 30 derece olacak döndürdüğümüz için bu A üssü noktasına geldiğinden dolayı. Artık burada bakın BA üssü ile CB birbirine eşit. Sonra A üssü P diyeyim buraya. PC birbirine eşit olur. Çünkü hipotenüsleri aynı. İki dik kenar aynı. Mecburen üçüncü dik kenar da aynı olacak. Ve 60 derece kaldığı için artık bakın burası 30-30 olur. Zaten 90 derece. 2 kök 6 60'ın karşısı 30'un karşısı 2 kök 2. 2 kök 2 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den burası S diyelim burası S diyelim. 2 tane var. Böylece 4 kök 12 bu da arkadaşlar 4 çarpı 2 kök 3'den 8 kök 3 A şıkkı. 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgeninde çok fazla kullanmadığımız bir özellik var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bilmek zorunda mısınız? Yani işte böyle sorularda işe yarıyor. Ee, ama hani bu sorularda çok az çıkıyor. Ben göstereceğim zaten size şimdi. Taban yüksekliğin iki kök iki katı arkadaşlar. Şimdi bu soruda bunu bilmeyince biraz sıkıntı olabilir. O yüzden göstermek istedim. Çıkış noktam şu. Bunu en son yapacağız demin söylediğimi. Bir kere açı ortay ve yükseklik varsa ben hemen o üçgende ikiz kenar yorumu yaparım arkadaşlar. Ve... P, E, E, eşit derim. Bunu önce bir göstermemiz gerekiyor. Haliyle artık ikizkenar bir üçgen BD ile PB birbirine eşit. O zaman tabii ki açı ortağı yükseklik kenar ortağı ilişkisinden P, de 4. Sonra dik üçgen olduğu için burası muhteşem üçten burası da 4. Şimdi 22,5 doğal olarak burası 67,5 derece. E, muhteşem üçlüden 67,5 şurası da 45 şöyle 45 derece oldu. 45'i gördüğüm için ve 4'ü bildiğim için karşısından dik indiriyorum. Bakın 2 kök 2 oldu. AH yüksekliği. O zaman işte demin dediğim olay 22,5, 67,5, 90 üçgeninde taban yüksekliğin 2 kök 2 katı. Bu yüzden x de 8 oldu. D şıkkı. Evet şimdi arkadaşlar burada Şöyle e, biz malum şu dik V'leri kullanıyoruz. Biraz çıkış noktamız da olacak. Yoksa şöyle bir DG alakası uzunluğunu bulamayız. Şimdi alfa beta diyorum buraya. Böylece alfanın karşısı 2. Bunun bana katkısı nasıl olacak? E, dik V'den dolayı şurada da yine dik V bakın HEF. Böyle alfa diyeceğim. 90 burası da beta. O zaman eş üçgenler olacak. Çünkü 90'ların karşısı aynı. Bu yüzden alfanın karşısı da 2. Ve tabii ki burası köşegenden dolayı 45 derece. 45-45 kusandan 45, CP'ye 2 diyeyim. Bilmiyorum şimdi e, X olsun PE uzunluğu. Bir kenarına bakın. Bunun 4 artı X bulduk. Şimdi aynı yorumu buradan yapacağım. Bir kere eğik bir kenar benim için aslında hipotenüs demektir. Dolayısıyla şöyle birleştiriyorum. Aynı eşliği burada da yapacağım. 90 şöyle arkadaşlar alfa sonra burası beta, alfanın karşısı yine 2, buraya t diyeyim, tg. Sonra yine betanın karşısı b. Böylece kenarlar birbirine eşit karşılıklı b artı 2 oldu. Karşılıklı kenarlar eşit 2 geldi. E, buraya da r dersem, bir kenarı biz demin 4 artı x bulmuştuk, ha, ona b dememişim, x demişim. E, 4 artı x bulmuştuk, şimdi artık buraya da 2 kaldı. Gördüğünüz gibi, bir dik üçgen ve sanki hipotenüs gibi oldu DG. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, 20. Böylece 2 kök 5, B şıkkı.